Nöbeti misal çekeceğimiz sahabe ve bu sahabenin oğludur. Ebu Muhammed Usame bin Zeyd bin Harise radıyallahu anhuma. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma hibbu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevimlisi lakabıyla tanınmıştır. Bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Belka diyarına gönderdiği orduya başçı tayin ettiği serkerdesi ve oğulluğu götürdüğü Zeyd ibn Harisa'nın doğma oğludur. Nesenesi dövüşlerde helal hususta atasının şehit olduğu Mu'te dövüşünde iştirak etmiştir. Bazen hiç yaşlı sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girip ona söz demeye cüret etmedikleri vakt Usame girirdi ve ahlakla sahabelerin sözünü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyirdi. Bu sahabenin faziletine dair nice hadisler rivayet edildi. Rivayet edilir ki Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma demiştir. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usame bin Zeyd'i bir koşuna başçı tayin edip onları dövüşe gönderdi. Bazıları onun emir olmasına dil uzattılar. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizin onun emir olmasına dil uzatmağınız tabidir. Çünkü siz evveller onun atasının emir olmasına da dil uzatmıştınız. Vallahi ki onun atası emir olmağa layık idi. Hem de o benim en çok sevdiğim sahabelerimden biriydi. Hiç şüphesiz ki onun oğlu da ondan sonra benim en çok sevdiğim sahabelerimden biridir. Diğer bir hadiste Usame özü rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Hasan'la birlikte kucağına alıp diyerdi. Allah'ım onları sev çünkü ben onları sevirim. Yine bir hadiste rivayet edilir ki Usame radıyallahu anh demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bir ayağının üstünde Hasan'ı da diğer ayağının üstünde oturdup bizi kucaklayar ve dua edip diyerdi. Allah'ım ben onlara rahmedirem. Sen de onlara rahmet. Yine bir hadiste rivayet edilir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Kim beni sevirse koy Usame'ni de sevsin. Yine bir hadiste rivayet edilir ki Ayşe radıyallahu anh'a demiştir. Bir gün Usame benim hücremin astanasında büdüreyip üzüste yere yıkıldı. Ve üzü yaralandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp ona yakınlaştı. Onu kucakladı. Ve onun yüzünün kanını diliyle yalamaya başladı. Ve dedi, eğer Usame kız olsaydı, ben onu gelin kimi beziyerdim. O kadar çok istirdi bu sahabeni, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dikkat edin, hatta ölüm ayağındayken, en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip giden bu sahabe olur. En çok ona baş çeken, onun hizmetinde duran sahabelerden biri bu olur. Enes radıyallahu anh rivayet edir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağrıları şiddetlendiği ve taqatsiz olduğu için Usame bin Zeyd'e söykenmiş halde evinden çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eynindeki kıtır bürünceğine bürünmüştü. Sonra gelip cemaatle namaz kıldırdı.